Merhabalar, bu videomuzda size Sprint Air ailesinin S80 modelini tanıtacağım mobil cihazlardan. S80 modelimiz S50 ve S40 modellerimize göre biraz daha boyut itibariyle biraz daha büyük bir cihazdır. Daha geniş alanlarda, daha büyük alanlarda kullanılan cihazlar. S80 modelimizde renk seçeneği olarak iki türlü seçeneğimiz var. Kahverengi ön panel tamamen kahverengi renkte olan seçeneğimiz var. Bir de tamamen beyaz olan seçeneğimiz var. S80 modelimizin boyutlarından bahsedecek olursak 140 santim yüksekliği vardır cihazın. Yaklaşık 80-85 santim genişliği vardır. Derinlikte 50 santim derinliği vardır. Bu cihazın tank kapasitesi 100 litredir. 100 litre su alır S80 cihazımız. Diğer cihazlarda olduğu gibi alt kısım tamamen su haznesidir. Gösterge panelimiz bunda ön taraftadır. Burada su göstergesi, su ne kadar su olduğunu takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde tekerlekli modelimiz her tarafa taşınabilir. Kontrol panelimiz üsttedir. Burada kontrol panelimizi görebilirsiniz. Yine dokunmatik ekrandır. Şöyle gelelim. Su doldurma kısmında. Bunda tek taraflı su girişimiz var. Manuel su girişimiz burasıdır. Manuel olarak su koymak istediğimizde veya buz koymak istediğimizde yine buradan koyabilirsiniz. Yine çentikli yapısı vardır. Esnektir bu kapak. Hafif bastırdığınızda kapağı tamamen çıkartabilirsiniz. Kapağı çıkarttığınızda buradan kalıp şeklinde de buz koyabilirsiniz. Biraz daha geniştir giriş kısmı. Bu cihazımızda da yine S50 modelimizde olduğu gibi arkada su şamandır sistemimiz var. Tesisat girişi var. Şöyle göstereyim. Buradan yine tesisatımızı bağlayıp otomatik olarak su almasını sağlayabilirsiniz. Şamandır sistemi var. Otomatik olarak yani suyu alır. Siz hiç takip etmezsiniz. Yine aşağıda boşaltım yerimiz var. İçindeki fazlalık suyu boşaltabilirsiniz. Bu cihazımızda da bu modelimizde de toz sucu filtrelerimiz var. Arkalarda ve yanlarda. Söküp takması kolaydır. Kolay bir şekilde söküp takabilirsiniz. Temizliğini yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde cihazın yanlarında ve arkasında petlerimiz var. Gördüğünüz gibi cihazın daha geniş olduğu için burada pet yüzeyimiz daha geniş. Yani daha fazla havayla suyu temas ettirebilirsiniz. Nihayetinde soğutması daha fazladır. S50 ve S40 cihazımıza kıyasla S80 modelimizin çapının yani fan çapının daha büyük olması, fanın daha büyük olması daha uzun mesafeye değil daha geniş mesafeye havanın yayılmasını sağlar. Onun için yaklaşık bu cihazımız 70 ile 80 metrekare alanı serinletir. Yine açık alanlar için kullanılan bir cihazdır. Öndeki MFZ yapımız ikili MFZ yapısı vardır burada. Elle ayarlanabilir. Havayı yukarı doğru alt kısmı da ayrı ayarlayabilirsiniz. Üst kısmı ayrı ayarlayabilirsiniz. İçteki MFZ'lerimiz yine otomatik olarak sağa ve sola kontrol panelinden kontrol ederek havanın sağa ve sola gitmesini sağlayabilirsiniz. Yapısı tamam böyle. Malzeme kalitesi olarak yine birinci sınıf ham maddeden üretilmiştir. Birinci sınıf plastik kullanılmıştır üretiminde. Kabinlerini söylediğimiz gibi Sprint'le de söylüyoruz bu mobil cihazlarda. 5 yıl garanti veriyoruz. Diğer parça ve ürünlere ise 2 yıl garanti veriyoruz. Cihazımızın kontrol yapısına gelince bunda da aynı seçenekler, aynı tuşlar var. 6 adet tuşumuz var burada. On off açma kapama tuşumuz var. Burada ben direkt kademeyi gösteriyor size. Tuşları açmış, açtım. On off'tan bastım. Speed, hız, ikinci kademe, üçüncü kademeye geldi. Birinci kademe, kolumuzu devre dışı bırakalım. Şu birinci kademede duyacağımız ses bu kadardır. Bunda da 58 desibel sesimiz vardır. Speed'i tekrar bastığımızda ikinci kademeye çıkıyor. Yaklaşık bir 5-6 saniye sonra devre alıyor. Bir daha bastığımızda üçüncü kademeye geliyor. Üçüncü kademede en yüksek sesimiz bu. Duyduğunuz gibi. Bu cihazlardaki en büyük özellik hep söylüyoruz cool tuşu. Cool tuşunu basmazsanız cihaz soğutma yapmaz. Sadece fan görevi görür. Onun için cool tuşu önemlidir. Bu cihaz eğer soğutmasını istiyorsanız cool tuşunu basmanız gerekiyor. Cool tuşunu bastığınızda kar işareti çıkıyor. Kar işareti çıktığında suyun devrede olduğunu yani soğutma yaptığını anlayabilirsiniz. Tekrar bastığınızda kaybolacaktır. Su devre dışı kalacaktır. Swing yine bastığımızda burada MFZ'lerin döndüğünde ayrı ışığı yanar gösterge panelinde ve içteki MFZ'imiz sağa ve sola hareket etmeye başlar. Yine bu modelimizde de Anion tuşu var. Anion tuşunu bastığımızda daha fresh hava verecektir ortama. Su iyonlarını ayırıyor. Negatif iyonlar insan
rahatlatıcı özelliği olduğu için bunun her zaman için açık kalmasını tavsiye ediyoruz. Trimmer tuşumuz yine zamanlama ne kadar süre sonra kapatılacağını ayarlayabiliyorsunuz. Bu cihazımız daha çok yine kafe restoranlarda, atölyelerde, fabrikalarda, yemekhanelerde, spor salonlarında, camilerde yani aklımıza gelebilecek hemen hemen tüm mekanlarda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Diğer modellerimizde olduğu gibi bunda da aynı şekilde taşınabilir cihazdır. 35 kilogram ağırlığı vardır cihazın. 50 litre su alır. Yaklaşık 85-90 kilogram olur. Kolay bir şekilde taşınabilirsiniz. Tekerlekli yapısı halinde istediğiniz yere getirip götürebilirsiniz cihazı. Mobil olmasından dolayı yine tercih edilen bir üründür. Enerji tüketimine gelince bu cihazın 380 watt enerji tüketir. Yani motor ve su pompası dahil toplam 380 watt enerji tüketir. Bu cihazda ortalama 24 saat çalıştığında altını çiziyorum çünkü 1 saat değil 24 saatte 1,5 lira gibi enerji tüketir. Yani bu da yine size aylık maliyetlerini düşündüğünüzde su dahil oldukça düşüktür. Yani 60-70 lira geçmez. Su tüketimlerinden bahsetmemişim diğer videolarımızda da. Bunları ondan da bahsedeyim. Bu cihazlar ortalama içerisine koyduğumuz suyu 5-6 saat gibi sürede bitirir. 5-6 saat süre gibi içerisine su koymanız gerekir. Bu cihaz 100 litre su alıyor. 100 litre suyu 5-6 saat gibi yani dışarıdaki sıcaklık ve neme bağlı olarak suyu tüketir 5-6 saat gibi sürede. Cihazların temizlik ve bakımına gelince cihazların temizliği ve bakımı kolaydır. Sezon öncesinde veya sezon sonunda içerisini temizlemeniz yani petlerin temizlenmesi yeterli olur. Sezon sonu geldiğinde özellikle müşterilerimizden şu daha doğrusu yorumlar alıyoruz. İşte bir dahaki sezonun çarı temizliğini yapmadan kaldırdıklarında bir dahaki sezonda pompa arızası olabiliyor. Bunun sebebi de şu, cihaz suyla çalıştığı için su pompası kireçleme yapıyor. Bir sezon boyunca kullandığınızda, sezon sonu geldiğinizde onun temizliğinin yapılması gerekiyor. Kireç çözücü bir şeyle içerisinde biraz su varken kireç çözücü içerisine attığınızda biraz beklediğinde o kireçler çözülür. Yıkayıp temizleyip kaldırdığınızda ertesi yıl yine rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani bakım ve temizlik anlamında herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bunların petlerinden bahsedeyim. Petler, içerisindeki petler normal kullanım ömrü 2 ila 3 yıldır. Bu demo cihazımız olduğu için bu pet biraz da kullanılmış cihaz. Ortalama 3 yıldır bu petlerin ömrü. Petlerin ömrünü uzaltan ya da kısaltan şey suyun yapısıdır. Yani suyun içerisinde kireç yapısı veya suyun temizliğine bağlıdır. Bu cihaz için de petlerini 3 yılda bir değiştirdiğinizde maliyeti çok yüksek değildir. Yani oldukça düşüktür. Onun için çok pahalı bir şeyler değildir, ürünler değildir. Zaten ürünlerin kendileri oldukça fiyat olarak, fiyat ve performans olarak oldukça uygun ürünlerdir. Ve işletmeler de arasından çok fazlasıyla tutulabilir ürünlerdir diyeyim. Dediğimiz gibi S80 ürünümüz renk seçeneği var, kahverengi ve beyaz. Bunlar müşterilerin tercihlerine göre kahverengi ya da beyazı tercih edebiliyorlar. Yaklaşık 80 metrekare alanı serinletiyor, 100 litre su alıyor. Enerji tüketimi çok düşük, 24 saatte 1-1,5 TL gibi enerji tüketiyor ve taşınabilir. Herhangi bir sabit ünitesi, gaz ünitesi yok. Onun için gönül rahatlığıyla kullanılabilen ürünlerdir, tercih edilen ürünlerdir. S80 modelimiz de böyledir. Daha ayrıntılı bilgi almak için yine söyledik. Videolarımızın altında linklerimiz ve iletişim numaralarımız var. Oralardan daha ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.